Şeyiniz. Evet arkadaşlar, şeffafı koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ekvatorun üstünden koyacağız. İnsizlere, okkuzlere doğru. Çok fazla koleye yaklaşmayacağız. Işık geçişinin güzel olması için ekvatora az, ok üzere biraz daha yoğun. Üstteki kalemin palatinal bölgesinde kalınlık olduğu için bu kalemin formunu
tam istediğimiz gibi veremiyoruz. Dikey boyutu yükselttiğimiz zaman diğer dişler çok uzun oluyor. Hastanın sağ alt kalemi 43 numarası için yapacak fazla bir şeyimiz yok. Okluzyonu da temasa getirmiş bulunuyoruz. İki pişimde halletmeye çalışacağız. Jiletle aralara giriyoruz. Ortağı tutmuyor. Ağzın yapısından kaynaklanıyor. Önce küçük işaret yapıyorum. Aksi yamuk olmasın diye. Sonra aralarına metale değene kadar çiziyoruz. Fırına girdiği zaman porselen kütleleşiyor. Tek yana doğru çekiyor. Eğer bunları jiletlemezseniz tek yana doğru çekmez. Araları kabuk gibi kalkar ve patlar. Her dişi dibine kadar çiziyoruz. Bu aralarda boşluk çekince boşluk olmayacağı için patlayıp kalkabiliyor. İyi yaşayın. Dile değen yerlere fazla küsur fossa yapmıyorum. Hastayı rahatsız edebiliyorum. Yaptığım, uğraştığım zamanlarda kaldırdıkları oluyor. Sonradan dilim takılıyor. Bunları kaldırın lütfen dedikleri için. İsteyen olursa özel olarak yapıyorum. Tüberkülleri hem jiletle hem de trinefle açabiliyorum. Evet, meslek taşlarımızın en zorlandığı şeyler yeni başlayan arkadaşlarım bu tüberkül açmasıdır. Gelecek tenaziye bu insanlardan belecek ustanı kesme geçer. El önde dans edeceğim ben. Sizden fark edeceğim ya.
Jilet'le işimiz bitti. TNF'le belirginleştiriyoruz. Büyük gazılar biraz dar olduğu için bu ağızda 6 numaralara 5 tüberküllü yapmadım. Şimdi dikkat etmeniz mevzu çıkarmak. Bu parmağınızı şöyle koyup buradan da kolyeye dokunduğunuz zaman çok rahat çıkarabilirsiniz. İşte böyle. Şimdi pişmeden önce dinlenmeyi alıyoruz. Görüşürüz.